Arkadaşlarım geçen sene de gelmişlerdi. Ben çok gülüp çok eğleniyordum. Bu sene tekrar geldiler çünkü geçen sene istedikleri dereceyi alamadılar yeteneksizsiniz de. Hak ettikleri yerde olmadıklarını düşündüler. Finale kadar çıktım. Finale yani. Kadar çıktım. Finale ben kadar yani. En çok güldüğüm grup diyebilirim. Hakikaten de bu grubu çok beğendim, çok da seviyorum. Bugün ne izleyeceğiz sizden? Aynı şekilde yine taklit, komedi. Taklit. Komedi. Güzel, güldürüler, şakacıklar, kürkçük, kelime şakaları. Şu sahte kürkçük size birazcık olsa tiplemelerle ilgili tüyo veriyordur herhalde. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Söyleyecek bir şey var mı? Memlekete falan selamlar falan. Selamlar. Selam. Selamlar. Bu kadar çok gördüğünüz gibi çok sosyaller. Arkadaşlar sahne sizin. Buyurun, gülmeye hazır mısınız? Abi sabahtan beri dolaşmadım, emlakçı kalmadı ya. Hepsi de öğrenciyi kaz gibi yoluyor. Bir de şansımızı burada Kimse yok mu? Şşt! Alo! Ne var, ne bağırıyorsun ya? Kralların yalnız gittiği tek yerdeydim oğlum ya. Tuvaletteydim, tuvalette, öyle düşünme fazla. Ben kiralık daire bakacaktım da. Geç otur geç. Demek kiralık daire istiyorsun öyle mi? Evet abi. 1+1 ne kadar? 1+1 eşittir 2. Çok kolay bir soru bu ya. Ya abi, senin beynin lens mi ya? Fiyatını soruyorum, fiyatını. Sen az önce büyük Hilmi'ye, büyük Hilmi'ye hakaret mi ettin köpek? Sen şimdi düşünüyorsun. Büyük Hilmi ne kadar büyük olabilir diyorsun. Sana şöyle söyleyeyim. Aykut kocamansa Hilmi koskocaman. Tamam abi, anladım. Zenginsin. Hatta Tolga zengin, sen Zep zenginsin. Ha şunu bileydin. Bir de böyle düşün. Bir de böyle düşün. De artık şu fiyatı söylesen diyorum abi. Fiyat mı öğrenmek istiyorsun? Evet abi. 800 lira. Abi. Ne var? Bu daire uçmuş ya. Öğrenciyim ben ya. Öğrenci. Ya sen öğrenci miydin ya? Evet abi. Ya sen baştan niye söylemiyorsun oğlum öğrenci olduğunu ya? Ne bileyim abi, aklıma bak, geldi. Bak baştan söyleseydin bu kadar yorulmayacaktın oğlum ya. Allah'ım. Çünkü biz öğrencilere daire vermiyoruz. Nasıl ya? Ya abi ne veriyorsun peki öğrenciye abi? Ne vereceksin bana abi? Daire vermiyorsan ne veriyorsun abi? Sana değer vereyim mi? Yok. Çok ucuz valla. Yok abi. Değer vereyim. Poz vereyim. Yok poz abi. Al ya. Yok abi. Sır yok. Vereyim bak, kimseye vermediğim kadar sırlarım var. Kimseye vermedim. Vallahi ya. Yok abi, kalsın ya. Ya ben müşteriyim yani sonuçta burada ya. Müşteri. Senin adın ne ya? Feyyaz. Büyük Hilmi'nin müşteri kriterlerine uymuyorsun. Niye? Çünkü müşteri veli nimettir, sen Feyyaz'sın ya. Ya. Abi tamam. Parası neyse vereceğim. Tamam mı? Tamam. Öncelikle bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Tamam, konuş. Tamam. Benim şey gelecek, ortak gelecek, bir de onunla konuşursun bakayım. Ne tamam diyor? Abi. Ben gidiyorum. Hadi baba, sana güveniyorum ya. Aha, çalıyor. Alo. Alo, canım babam. Çilekeş babam. Gönlü güzel babam. Dem babam. Sekiz köşe kasketiyle. Lan kes, yıkama yağlama bitti mi? Ne istiyorsun lan? Ya canım babam, ben senden ne isterim ki ya? Bir selam, bir tatlı söz isterim baba. Bak, sana şimdi çok tatlı bir söz söyleyeceğim. Hazır mısın? Hazırım. Gadayıf. Tamam baba, tamam. Neyse, sadede gidin. Baba, kiralık daire bulamadım. Sokakta kaldım baba. Sokağın kirası yok. Doğalgazı yok. Aferin lan benim oğluma. Babasını da düşünürmüş. Ya baba, sokakta oğlunun ateş başında... Battaniye sarılı bir biçimde nasıl hayal edebiliyorsun ya? Az laflara bak hele. Ya iyi de baba, kiralık ev bulamadım işte ya. Fakat biraz oynama yaparsak hani. Oğlum ne oynaması lan? Biz seni okumaya göndermedik mi oraya? Arttırırsak diyorum yani ya. Para diyorum, para. Para? Evet. Alo. 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 Tünele baba. Tünele girdim galiba. Alo. Alo. Ya restoranın mutfağına neyin tünele giriyorsun baba, Allah aşkına ya? Aha. Abi. Yaz kazan, 3 torba çimento, 4 torba çakıl taşı, bir de çikolatalı gofret. Ah. Ne çimentosu abi ya? Hani? Alo, ne çimentosu abi? Alo, lan telefonda mı yapacağım? Alo,
Alo, kiminle görüşüyorum ya? Ya abi korkutuyorsun beni, kendine gel ya. Bir saniye, bir şey konuşuyorum burada. Bir dakika müsaade et ya. Ana sen burada mıydın? Ulan ben de seni telefonla şey yapıyorum ya. Garson, hup, şşt. Şey yapsana, hesabı getirsene bize. Adam hesap benim vardı bizim ya. Abi emlakçı burası ya. Emlakçı. Emlakçı mı? Ulan ben ne içtiğimde lan buraya kadar geldim. En son meyhanede şey takıyordum, dansöze para takıyordum. En son ne zaman geldim ya? Vay be. Ulan vay olmuş ben buraya geleli abicim, ya. Abicim ben kiralık daire istiyorum. Sadece kiralık daire mi istiyorsun? Evet. Kiralık daire. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Senin istediğin kiralık daire, eğer daire seni istemiyorsa ne yapacaksın? Yani saygı duyuyor musun yoksa başka bir şeyler mi var? Ne var? Abi kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yemeye az kaldı. Sakın var ya öyle bir şey ama burası burada var ya benim olduğum her yerde herkes haddini bilecek. Herkes haddini... O laf öyle miydi, neydi? Onun gibi bir şey ama herkes haddini bilecek yani. Yeter ya. Ya sabahtan beri saçma sapan insanlarla uğraşıyorum ya. Ne oldu ya? Migrenim tuttu bak. Hastaneye gidiyorum ben abi. Oğlum gitme hastaneye. Hasta nerede biliyor musun sen? Bilmiyorum abi. Ben de bilmiyorum. Ben daha fazla dayanamam abi. Gidiyorum. Lan ambulans çağıralım mı sana? Ambulansın 112'nin numarası neydi ya? 112'nin numarasını bilen yok mu ya? 112'nin lan gel hatırladım lan gel. Hatırladım gel. Sefa Feyyaz Numan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen sezonun finalistleri değil mi? Evet. Eser, tanıdığımız yüzler. Tanıdığımız simalar. Evet. Sevdiğimiz kardeşlerimiz. Sağ ol. Nasıl, memnun musunuz kendinizden şu an? Evet. Pek de. Yani sizin karşınızda olmaktan evet. Yok, eyvallah. Kendi performansınızdan bahsediyorum. Yani nasıldınız sizce? Ben bir tık finale gitmiştik biz. Şimdi birinci turu her türlü geçeriz. Özgüveni sezdim. Ama sahne öyle bir yer değil tabii ki biliyorsunuz. Tabii. Kolay kolay abi, hataları kaldırmıyor. Kesinlikle öyle bir şey düşünmedik abi. Vallahi mi? Çalıştınız mı çok? Yani final gibi yani final gibi çalıştık abi. Vallahi mi? Olmadı. Yani. Şöyle bir durum oldu. Bir Erhan arkadaşımız vardı siz de bilirsiniz. He. Ailevi sebeplerinden dolayı katılamadı yarışmaya. Ha. Hatta bunu da yarışmanın haberi gelmeden 2 gün önce öğrendik. Yarışma haberi geldi bize. Biz de sağ olsun Numan arkadaşımız çağırdık. Arkadaki telefon musun abi sen? Evet. Evet. Şöyle bir durum da var zaten yani. Sizi finale kadar gittiniz ve bu sahnede skeç oynayarak. O yüzden bendeki krediniz geçen seneden de tanım için sonsuz. Ben her türlü sizin bir sonraki turda yapacağınız, ne zaman ne yapacağınızı her zaman merak ediyorum zaten. Sihirli her türlü merak ediyorum. Öyle şey görmedim. Ne oldu arada? Kardeşim de zaten simayem bana benziyor. Oradan bir sempatim de var. Evet. Erhan de. Gelememiş. Erhan da değil bir mi? De Erhan gelememiş. Yani bunca sıkıntının içinden bir de Bilecik şakasını hemen yerleştirmişler oraya. Duyar duymaz hemen. Helal olsun. Adamsınız diyebilirim. Yok. Yani şeyi söyleyeyim. Yani sizden beklenen en çok altında performanstı ama sizi seviyorum. O yüzden sizi ilk defa gören Murat Boz'a sözü vermek ben istiyorum. Ben şöyle söyleyeceğim. Taklitler falan gerçekten bence başarılıydı. Çok sevdim. Çok yetenekli buluyorum seni. Yani yetenekli buldum. Sen de keza rolünü yaptın. Sen telefonda gayet iyiydin. Tebrik ediyorum. Ama şimdi genel bir skece baktığımız zaman siz de dikkat etmişsinizdir. Çok fazla gülmedik. Yani bu bir komedi gösterisi ve bizim komedi gösterisinde böyle kahkahalarla gülmemiz lazım. Çok gülmedik. Güldük ama çok gülmedik. Ama ben bu potansiyele sahip olduğunuzu düşünüyorum. Zaten finale kadar gelmişsiniz. Benim fikirlerim sizinle ilgili şu an böyle. Ben de düşük buldum performansı. Ama belki sahnenin heyecanından olabilir ya da dediğiniz gibi bir sürü aksilik olmuş sanırım. Arkadaş gelmemiş. Normalde herhalde daha yüksekti. Bilemedim.
Yani çocuklar kıl payı kurtaracak gibi duruyorsunuz ama benim tavsiyem de şu, bu tip skeçlerde kötü espri yaşatmayın. Yapmayın daha iyi. Mesela 3 dakika kısa olsaydınız da 2-3 tane böyle aşırı soğuk espri var değil mi? Yani hiç kimse, senin adın bilmem ne mi? Adın ne diyorum? Feyyaz diyor. Ben de diyorum ki müşteri kriterlerine uymadın. Yani müşteri veli nimettir diyorum. Şimdi bu inanılmaz kötü bir espri ya. Hakikaten öyle. Abi ama şimdi mesela coşkulu yani. Girselerdi arada kaynardı. Yani skeç ya valla ben buna hiç gülmezdim. Ya ama müşteri veli nimettir. Senin adın ne Feyyaz olmadı bak. Bak gülüyoruz şu an. Acı acı. Hayır. İşte ama o acı acı güldüren esprilerden bazı kelime şakaları. Peki. Yani mesela atıyorum çok Bilecik dedi. Murat Bosoy'u gidersin bir yerde. Bilecik çok güzel. Hani, ha? Kelime şakası örneği vermek için söylüyorum. Esenler hoş geldiniz. Esenler. Hayır yani baktığında kelime şakasını öyle bir yerde yaparsın ki ay Bosoyuk, Murat Bosoyuk ne alaka dersin, bir yerde yaparsın böyle alkış gelir. Yani, Murat bozuldu. Murat bozuldu bu duruma. Ya hayır, kelime şakasının riskli olduğundan bahsediyorum ve genel olarak da kalitesi düşük şakalar vardı ama. Peki oynamaya geçelim, buyurun Esen. Beğenmedim, çok seviyorum adamlarında ne deniyor var mı? Arabilan. Abi hadi toparlayın. Çabuk ikinci turda Allah aşkına gelirseniz de yardırın. Abi. Evet. Abi evine temizliğe falan geleyim yani. Hayır, sahnede temizlik skeci yap oğlum. Evet diyorum ben. Ben de merak ediyorum sizi çocuklar. O yüzden evet diyorum. Ben bilemedim ya. Acuna göre karar vereceğim. Ben Özge'ye çok zahmet bırakmayayım. Ben de evet diyorum. Şahane, çok rahatladım. Şimdi 3 evete bir hayır hakkımı kullanıyorum. Ben hayır diyorum. Teşekkür ederim. Peki arkadaşlar, daha iyi bir ikinci tur bekliyoruz. 3 evetle uğurluyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Geçen sene finale kadar gelmemizde emeği olan ve vefa borcumuz olduğunu düşündüğümüz bazı insanlara buradan teşekkür edebilir miyiz? Evet. Başta Hasan Alp abimiz ve İsmail... Başta. Kesinlikle çok yardım oldu bize. başta o. Başta son arası ne kadar? Çok küçük ya. Peki tamam. Hemen bitiriyorum abi. O çok Hasan Alp ve İsmail Yüksel abi olmak abi. Üzere bize emeği geçen insanlara çok teşekkür ediyoruz. Ha. Çok sağ olun. Süper. Sözümde durdum değil mi? Kısa oldu. Bravo. Çok sağ olun.